Devletlerin, devlet dışı aktörlerin birbirleriyle çatışmalarını, savaşları konuştuğumuz bir güvenlik sisteminden bahsediyoruz biz Orta Doğu'da. Bölünmelerden bahsediyoruz, çatışmadan, sürekli savaşlardan bahsediyoruz. Orta Doğu tarihini bazı yazarlar savaşlar tarihi olarak görüyorlar. Ama bunun ötesinde insani boyutta, yani insani güvenlik anlamında da Orta Doğu'nun çok büyük sorunları var. Orta Doğu'daki insani güvenlik boyutu dikkate alındığında büyük işsizlik, çok büyük bir genç nüfus, çok artan gıda fiyatları, çevresel faktörler ve otoriter devletlerin altında ezilen Arap vatandaşlarından bahsetmek mümkün. Orta Doğu nüfusu çok genç bir nüfus, çok hızla artan bir nüfus. Ve buna cevap verebilecek sosyoekonomik yapı maalesef Arap devletlerinde görülmüyor. Bölgede sürekli savaşın olması Arap devletlerinin de insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak boyutunda bazı fedakarlıklar yapabileceklerini söylemelerine neden oluyor. Gençler genellikle bölgede umutsuz. Onun için Orta Doğu bugün bölgeden en fazla dışarıya göç veren bölge. Orta sınıf işsizliği en önemli faktörlerden bir tanesi ve gençlerin umutsuzluğu bölgedeki çatışmaları da önemli bir şekilde destekleyen bir neden. Bunun dışında çevresel faktörler var. Bundan yine Orta Doğu'da çok fazla bahsetmiyoruz. Çünkü savaşlardan bahsetmekle o kadar meşgulüz ki iklim değişikliğinden, susuzluktan, su savaşlarının yeniden konuşulduğu bir bölgede olduğumuzun aslında çok farkında değiliz. Orta Doğu'nun geleceği bazı yazarlara göre yine 50 yıl içinde çok radikal bir şekilde değişecek. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle insanların çoğu Arap coğrafyasında yaşayamayacaklar. Ve iklimsel göç yaşamak zorunda kalacaklar. Bunu nasıl çözebiliriz? Yani Arap devletlerini çatışmaların ötesinde kendi vatandaşlarıyla ilgilenecekleri ve insani güvenliği ön plana çıkartabilecekleri yeni bir düzene nasıl ikna edebiliriz? Bu aslında yine sormamız gereken en önemli sorulardan bir tanesi.